Hemen geliyorum. Sen şimdi kalsın, ben alacağım. Sen ne yapmışken bu kendine? Çay isteyen var mı? Örneğin işletme açıldı, kaliteli bir hizmet, ne söylesiniz? Yeni bir işleri açtığımız için çok mutluyuz. Tekirdağ halkına hizmet etmekten, en iyisi Tekirdağ personelleri, hastane personeli hizmet etmekten. Sevinçliyiz, Hakan abim sağ olsun, Dilek ablam sağ olsun. Hep beraber bir yola girdik. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle güzel. Güzel işlerin dağıtmıyorsunuz. Ben şahsım olarak gıda mühendisiyim. Gıda mühendisi olarak bir catering yapıştırayım. Balkan yemek catering yapıştırayım. Hakan abimle güzel bir dostluğumuz vardı. Güzel bir ticaret dostluğumuz oldu. Buradaki işletmemizdeki amacımız da hastane insanlarına güzel çorbalar sunmak. Çorba üzerine kurduk. Biz normalde catering firmamız var ama buradaki amacımız çorba üzerine hizmet edebilmek. Öyle bir fikrimiz oluşmuştu. Hakan abinin sağ olsun. Böyle bir iş adım attı. İşinde, içinde mühendisi girdiği zaman sağlık ve kaliteyle getirir. Ne söylesiniz? Yani bizim amacımız zaten bu. Yani catering firmasının üzerinde Tekirdağ'da bir gıda mühendisi sıfatıyla catering firmasına hizmet edin. Bu da en önemli etkenlerden birisinde de sağlık, hijyen önemli şey ve kalitede ön planda olması gerekiyor. Bunların üçünü de sağlayabilecek bir firmayız. O yüzden böyle bir adım attık. Allah bozmasın, Allah daim etsin amacımızı. Ama en önemli hedefimiz kaliteli hizmet, kaliteli ürün, hijyen. Bu üçünü birleştirdik ve böyle bir hizmet açtık. Bütün hizmetlerimiz, bütün işyerlerimiz de geçerli. Tekirdağ insanları zaten yani bilirler Hakan Yemek ismini genel. O yüzden onurluyuz, gururluyuz. Yeni bir iş yeri açtığımız için de çok mutluyuz. Allah hayırlı etsin. Daha ilk günden kalitenizi ortaya koydunuz. Aynen Hakan. İncilerimize bir tane daha ekledik. Hakan Yemek firması olarak zaten 9 senedir profesyonel firma Tekirdağ'ın içindeyiz. Bizim her yaptığımız iş güzel, temiz. Kendimizin yediği her şeyi halka yediriyoruz. Halkımız bize zaten gereken ilgiyi gösteriyor. Bugüne kadar ayakta durduk. Bütün resmi kurumlarda, ihalelerde başarıyla çıktık. Bütün personelimizle gurur duyuyoruz. Biz var, hep varız. Tekirdağ'da marka sıkıntısı çekiyor. Gördüğünüz aslında artık sizin için bir marka diyebiliriz. Aynen. Kendimize göre en iyisiyiz. Tabii diğer arkadaşlarımız da var. Allah onların da işini bozmasın. Zor bir süreçten geçiyoruz zaten. Ekonomik olarak biraz sıkıntılar yaşadık. Fakat bu ekonomik krizde yeni istihdamlar, yeni kaliteler, yeni hizmet sağlamakla mecburuz. O yüzden çok mutluyuz. Herhalde ekonomik krizin aşmanın en büyük yolu yeni işletmeler, yeni istihdam sağlar açmak. Efendim? Ekonomik krizi aşmanın en iyi yolu yeni iş yerleri açmak, yeni istihdam sağlamak. Aynen. Çivi çivi çeker diyorlar. Biz de krize rağmen yine direniyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz ve yeni işletmeler açıp yeni istihdamlar sağlamak istiyoruz. İsmimizi daha da büyütmek istiyoruz. Ortalama zaten kendisi de gıda mühendisi. Firma olarak zaten çok kaliteli bir firma Tekirdağ'da. Hizmet olarak da iyiyiz. Biraz yiyeceklerden bahsediyor, ürünlerden bahsederseniz. Sadece çorba var bu firmamızda. Şubemizde Hakan çorba olarak, çorbacı Hakan olarak hizmet veriyoruz. Fakat yemek olarak sadece belli ana ağır yemekler yapıyoruz. Yani et sote olsun, pastırmalı kuru fasulye, inci. Yani et ağırlıklı. Çorbada 9 çeşit çorba çıkacak her gün. İlik suyundan tutun, haça, tuzlama, Antep fasulye yapıyoruz çorbalarımızı. Evet, yöresel çorbalar ağırlıklı. Fiyatlarımız çok uygun. Çorbalarımız 8 ile 12 lira arasında değişiyor. Hem pahalı çorbamız 12 lira, hem ucuz çorbamız 8 lira. Çınarlı Mahallesi'ndeki yer. Aynen, Çınarlı Mahallesi'nde merkezimiz. Çınarlı Mahallesi'nde catering hizmeti olarak veriyoruz. Bütün üretimlerimiz oradan çıkıyor. Bütün hijyen belgelerimiz, bütün personelimiz, sigortalı. Ortağım kendisi zaten gıda mühendisi olduğu başta belirtmiştim. Yukarıda Çınarlı'da tepede, yine tepede İmenler Caddesi'nde parakende satış noktamız var. Hastanede Büyük Albayraklar Kantini içinde de bir satış noktamız. Ve karşısında da şu an yeni açtığımız Hakan Çorba olarak yine hizmet vermekteyiz. 4 Şubat olarak.